Savunma Sanayi toplantısında çok önemli kararlar, Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde toplam 13,5 milyar TL bedeli olan projeler değerlendirildi. Atak helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirler alındı. Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında, toplam 13.5 milyar lira bedeli olan projeler değerlendirildi. Toplantıda yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler hakkında yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandığı belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, sınırlar içinde ve ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi. Savunma Sanayi İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere toplanmıştır. Yeni kararlar alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilen toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 13,5 milyar TL bedel toplam 13,5 milyar TL bedeli olan projelerin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleriyle ilgili tedbirler alınmıştır. Atak HELİKOPTRİNE yeni KABİLİYETLR bu kapsamda, Atak helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerimizin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirilmiştir.